أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin durukta olduğu, günahlarımızın da sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim ederek cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi, ruz-i mahşerde Habibi ile buluşmayı, cennetinde cemalullahı beraberce doya doya seyredebilmeyi her birimize, annelerimize, babalarımıza, eşlerimize ve çocuklarımıza, hocalarımıza, talebelerimize, sevdiklerimize ve sevildiklerimize nasip eylesin. Yüce Rabbim, moralimizi bozacak, canımızı sıkacak, İbadetlerimize sekte verecek, din ve dünyamızı perişan edecek her türlü olumsuzluklardan bizleri muhafaza eylesin. Canımızın bir parçası olan çocuklarımızı, torunlarımızı ve yeğenlerimizi Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşanlardan eylesin. Haramlara karşı, günahlara karşı onların da bizim de nefret duygularımızı ziyade eylesin. Ateşten kaçar gibi, zehirden kaçar gibi, haramdan ve günahtan kaçabilmeye onları da bizleri de muvaffak eylesin. Yüce Rabbim, bir yangın gibi ortalığı kısıp kavuran harameyni, camileri, ve iş yerlerini, medreseleri ve okulları, hayatın her bölümünü etkisi altına almış olan bu salgın hastalığı rahmetiyle def'u raf'u izale eylesin. Bu salgın hastalık sebebiyle ahirete intikal eden hoca efendilerimizi, yakınlarımızı ve din kardeşlerimizi Rabbim rahmetiyle muamele ettiği dostlarından eylesin. Cümle geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Hayatta olduğumuz süre içerisinde Aleyhissalatu vesselam Efendimizin izinden yürüyebilmeyi, ona aşk ve muhabbetle mesafe kat edebilmeyi, sevdikleri ve sevildikleri listesinde olarak ahirete göçebilmeyi ve cennette cemalullah'ta onunla buluşabilmeyi yine her birimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, bir yaz fasılasından sonra Mişkâtül Mesâbih isimli hadis-i şerif kitabından bıraktığımız yerden hadis derslerimize siz kıymetli izleyicilerimizle devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde yine namazla ilgili hadis-i şeriflerden
Bıraktığımız noktadan devam ederken ilk hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizden olacak. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildi ki Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kharaca ila's-salah. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz namaza çıkmıştı. Hadis-i şerifimiz kitapta 109 nolu hadis-i şerif olarak kayıtlıdır. Takip eden kardeşlerimize yardımcı olmak için ifade etmiş oldum. فَلَمَّا كَبَّرَ اِنْصَرَفَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam namaza durup tekbir almaya karar verdiğinde arkasında cemaat toplanmış idi. Hemen geri döndü. وَاَوْمَأَ اِلَيْهِمْ Onlara işaret etti. اَنْ كَمَا كُنْتُمْ Yani olduğunuz gibi kalın, dağılmayın. Toplandığınız namaz için dağılmayın dedi. ثُمَّ خَرَجَ فَغْتَسَلَ Aleyhissalatu vesselam Efendimiz camiden çıkıverdi ve evine gidip boy abdesti aldı. ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْتُرُ Boy abdesti alır almaz geldi. Mübarek başından ve saçlarından su damlıyor idi. Boy abdesti alması münasebetiyle başından ve saçlarından su damlıyordu. Fasallâ bihim onlara namaz kıldırdı. Felemmâ sallâ namazı kılınca kâle buyurdular ki innî kuntu cünüben ben cünüp idim. Tam namaza duracağım zaman hatırladım. فَنَس۪يتُ اَوْ نُس۪يتُ اَنْ اَغْتَس۪يلَ Boy abdesti almayı unuttum veya unutturuldum kelimenin yapısına göre. Dolayısıyla tam namaza duracağım zaman hatırladım. Gittim, boy abdestimi aldım ve geldim. Evet, Ahmed İbni Hanbel'in bize nakletmiş olduğu bu hadis-i şerif bize neyi gösteriyor? Sonuçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi bir beşerdir. Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim cinsimizden bizim gibi birisini bize peygamber olarak göndermiştir. Bu da peygamberin fezail ve kemalatındandır. Eğer meleklerden bir melek göndermiş olsaydı bu konularda bize nasıl örnek teşkil edecekti? Elbette insan beşerdir, hata edebilir. İster imam olsun, ister cemaat olsun. Gece ihtilam olmuştur. Uyandığı zaman ihtilam olduğunu unutmuştur. Efendim adeta normal şartlarda gibi camiye gitmiştir, namaza durmuştur veya duracaktır. Hatırladığı andan itibaren bunda asla ayıp yoktur. Hemen aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i örnek alarak cemaat olduğumuzu düşünelim, imam olduğumuzu düşünelim. Hemen bırakıp gidip ihtiyacımızı görüp boy abdestimizi alıp ondan sonra namazımızı eda etmektir. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz cünüp olduğu unutturulmuş kendisine veya unutmuş bir beşer olarak camiye geldiğinde tam namaza duracağı zaman hatırlıyor ve cemaate siz dağılmayın, bekleyin diyor, gidiyor, boy abdestini alıyor, acele bir şekilde kurunmadan zira cemaat onu bekliyor. Cemaati bekletmemek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz kurunma işiyle meşgul olmuyor. Bu anlaşılabiliyor hadis-i şerifin akışından. Veya aleyhissalatü vesselam Efendimiz havanın şartlarına göre ihtiyaç duymamıştır kurulmaya. Yani hava sıcaktır zaten kuruyacaktır diye. Burası çok önemli değildir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin beden dili de boy abdesti aldığını ifade ediyordu. Kendisi de ayrıca gerekçesini, mazeretini ifade etmiştir. Kıymetli izleyenlerim, diyelim ki camide namaz kılıyoruz. Namaz kılarken abdestimizin olmadığını anladık. Veya namaz kıldırıyoruz, namaz abdestimizin olmadığını anladık veya cünüp olduğumuzu anladık. Yine buna rağmen namaza devam edecek miyiz? Hayır, devam etmeyeceğiz. Zaten namaza girmediğimiz, girmiş olmadığımız anlaşılmıştır. Mesela
Cemaat olduğumuzu düşünelim. Ne yapmamız lazım? Burnumuzu tutarak, elimizi burnumuza tutarak, safları yararak dışarı çıkıp ihtiyacımız neyse onu görmeliyiz. Abdestimiz mi? Yok. Abdest alırız. Boy abdestimiz mi? Yok. Gidip boy abdesti almalıyız. Bunda problem fazla değildir. Ama ağzımızda burnumuzu tutarak, sanki burnumuz kanamış, abdestimiz bozuldu havasını vererek, millet suizanda, başka bir suizanda bulunmasın diye safları yararak gideriz, ihtiyacımızı görürüz. Ama imam olduğumuzu düşündüğümüz zaman, abdestsiz bir şekilde namaza başlamış isek namaza başlamış olmadık. Cemaati ikaz edip namaza yeniden başlanması gerekir. Abdestsiz olan, namazın içerisinde abdesti bozulan kişi ise, imam ise hemen arkasından birisini imamete çeker. Ona buyur imamlığa der gibi işaret eder. Kendisi de ağzı ile elini burnuna, ağzına tutarak abdestinin bozulduğunun işaretini vererek gider abdestini alır. Eğer namazdan önce bunu hatırlıyorsa namaza durmadan zaten gider, ihtiyacını görmüş olur. Sonuçta burada bir ayıp söz konusu değildir. Allah Celle ve Ala Hazretleri bizi cünüp olarak huzuruna kabul etmediğine göre, abdestsiz olarak da kabul etmediğine göre ne yapmamız gerekiyor? Ala külli hal, o şekilde namaz kılmamamız gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir beşerdi. Unutabilir mi? Unutabilir. Burada rahmet vardır. Biz unuttuğumuz zaman ne yapmalıyız? Örneğini Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bulmaktayız, görmekteyiz. Kıymetli izleyenlerim, İyi ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vardır. İyi ki insanlardan birisidir. Bu tip manzaralarda da bir beşer olduğunu ortaya koymuş oluyor. Bize de en güzel örnekliği teşkil etmiş oluyor. Burada hiçbir sahabi rıdvanullahi aleyhim ecmain Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu değerlendirmesini öyle veya böyle, bu verdiği haberi öyle veya böyle değerlendirmemişlerdir. Bir kelime hakları değildir tabi. Yani zaten ortada bir unutma söz konusudur. Bunu şunun için söylüyorum. Diyelim ki bizim namaz arkasında namaz kıldığımız imamda böyle bir şey olsa hemen dedikodu havası oluşturmaya gerek yok. Olabilir, beşerdir. İnsan nisyandan mütevellittir. Unutkanlık insanın özelliklerindendir deyip bunun dedikodusunu yapmaya, eleştirisini yapmaya gerek yok. Örneği vardır Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. İkinci hadisi şerifimiz وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre قَالَ كُنْتُ أُصَلِّ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ ف۪ي كَفِّي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle öğlen namazını kılıyordum. Öğlen namazı vakti de tabi Mekke ve Medine ikliminde havanın en sıcak olduğu bir zamandır. Elbette öğlen zamanı bütün bölgelerde en sıcak zaman olmasının yanında Mekke ve Medine'nin sıcaklığını da düşünürsek sıcaklık iyice tavan yapmış olduğu anlaşılıyor. Namaz kılarken secde edecekleri yerde de halı yok, hasır da yok. Çakıl taşları üzerine secde edecekleri anlaşılıyor. كُنْتُ أُصَلِّ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ ف۪ي كَفِّي Bir avuç çakıl taşını elime alıyorum ki, elimde onu biraz soğutuyorum, soğumasını bekliyorum ki اَضَعُهَا لِجَبْهَتِي اَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّتِ الْحَرِّ Secdede alnımı o biraz soğutulmuş olan çakıl taşların üzerine koyayım diye. Çünkü çok sıcak var. Öbür türlü alnımı koyduğum zaman sıcak çakıl taşları alnıma zarar verecek. Yani beni rahatsız edecek namaz içerisinde. Biraz daha soğumuş, soğutulmuş taşlar üzerine secde edeyim diye böyle yapardım diyor Hazreti Cabir radıyallahu anh Efendimiz.
Demek ki burada ameli kalil dediğimiz, yani az amel, namazı bozmadığını görüyoruz. Çakıl taşlarından bir kısmını alıyor, elinde soğutuyor tabiri caizse ve secde edeceği zaman o çakıl taşların üzerine secde etmiş oluyor. Yani çakıl taşlarını yere koyuyor ve secdeyi de onun üzerine yapmış oluyor. Daha önceki derslerimizde de geçmiş idi. İlk zamanlarda namazın içerisinde konuşma da oluyordu. Bazı hareketler de oluyordu. Zaman içerisinde namazda daha fazla ciddiyet ortaya çıkmıştır. Bazı serbestlikler kaldırılmıştır. Dolayısıyla namazda fazla amel, ameli kesir diyoruz, ameli bozar. Ama ameli kalil dediğimiz az amel, yani dışarıdan bakan insanın namazda olmadığımız imajını ortaya koyabilecek, dışarıdan bakan insanın bu adam namaz kılmıyor kanaatine sahip olmasına sebep olabilecek amellere çok amel denir ki bu namazı bozmuş olur. Ancak ameli kalil, yani dışarıdan bakan insanın bunun namazda değildir kanaatine varmasına sebep olmayacak kadar olan amellere ameli kalil denmiş oluyor. Yani az amel denmiş oluyor. Ciddi bir gerekçesi yoksa mekruhtur. 112. hadisi şerifimizi Ebu Derda radıyallahu anh Efendimiz rivayet ederler. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. Bu hadis-i şerif de enteresan bir hadis-i şeriftir kıymetli izleyenlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza durmuş, namaz kılıyor. فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ Namazda işittik ki şöyle söylüyor. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكِ Senden Allah'a sığınırım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazda اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكِ diyor anlamı. Senden Allah'a sığınırım. Kimle konuşuyor, niçin böyle söylüyor? Pek alışmadığımız bir şeydi bu tabi bu. ثُمَّ قَالَ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ Allah'ın lanetiyle sana lanet ediyorum dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz telâfen. Üç kere bunu söyledi. اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ Allah'ın lanetiyle sana lanet ediyorum. Yani Allah-u Teala'nın sana hususi efendim lanet ettiği şekilde ise o lanetle sana lanet ediyorum. Allah'ın laneti üzerine olsun diyorum dedi. Ve besata yedehu keennehu yetenavelu şey'en. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz elini şöyle uzattı sanki bir şey alacaktı. Böyle bir durum oldu. Yani eliyle de bir hareket gerçekleşti. Felemma feraga mine's-salah. Tabi bunlar namazda alışmadığımız hareketlerdi. Namazı bitirince kulna ya Resulallah. Biz hemen yeni bir durum gerçekleşince sebebini sorar. Efendim bunun taabbudi olup olmadığını, yani ibadetimizin içerisine bunun yerleştirilmeyeceğini öğrenmeye çalışırdık. Sebebini öğrenmeye çalışırdık. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ Yani şimdiye kadar namazda senden duymadığımız şeyleri duyduk. Daha önce böyle bir şey söylemiyordun. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ Bunu söyledin. Daha önce böyle bir şey namazda senden duymadık. Bir de sözde böyle tavır ve davranışta da böyle elini uzattın sanki bir şey alır gibi el hareketi yaptın. Hem sözlü olarak duymadığımız sözü duymuş olduk, hem de tavır olarak da duymadığımız, görmediğimiz bir tavrı namazın içerisinde senden gördük. Bunun sebebi nedir? Diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hikmetinden sual ederler. قال aleyhissalatü vesselam Efendimiz cevaben buyurdular ki اِنَّ عَدُوَّ اللّٰهِ اِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ ف۪ي وَجْه۪ي İblis, Allah düşmanı, lanetullahi aleyh, bir ateşten bir kıvılcım getirdi. لِيَجْعَلَهُ ف۪ي وَجْه۪ي Onu yüzüme koymak için. Yani ateşten bir kıvılcım getirdi, yüzüme doğru yaklaştırdı.
Fekultu ben de onu görünce eûzu billahi minke. Senden Allah'a sığınırım dedim. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz şeytanla konuşuyor namazda. Eûzu billahi minke, senin şerrinden Allah'a sığınırım dedi. Ne zaman bunu söylüyor? Şeytan ateşten bir kıvılcım getiriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek yüzüne yaklaştırıyor. O zaman böyle söyledi. فَقُلْتُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Üç kere اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ, yani senden Allah'a sığınırım, Allah'a sığınırım, senden Allah'a sığınırım dedi. Dedim diyor. ثُمَّ قُلْتُ, sonra da şunu söyledim. اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ. اَلْعَنُكَ, sana lanet ediyorum. بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ, Allah'ın tam olan lanetiyle. Yani ebedül abidin, Allah Celle ve Ala Hazretleri bütün azaba duçar olanların arasından sana yapmış olduğu o ciddi lanet ile sana lanet ediyorum dedim. Felem yesteahir. O geri kalmadı. Yani yapmak istediğini yapmak istedi. Thalâthe merrâtin. Burada hem اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ, senden Allah'a sığınırımı üç defa tekrarladı. Hem de اَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللّٰهِ التَّامَّةِ, bunu da üç kere tekrarladı. Fakat o geri kalmadı. Üç kere bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yani فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ف۪ي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ, üç kere söylediğimde bu geri durmadı. ثُمَّ اَرَدْتُ اَنْ اَخُذَهُ, sonra ben onu yakalamak istedim. ثُمَّ اَرَدْتُ, sonra ben kastettim. اَنْ اَخُذَهُ, onu yakalamayı kastettim, tutmayı kastettim. وَاللّٰهِ لَوْلَا دَعْوَةُ اَخ۪ينَا سُلَيْمَانِ, vallahi kardeşimiz Süleyman Aleyhisselam'ın duası olmasaydı لَأَصْبَحَ مُوْثَقًا, elbette bağlanmış olacaktı. Onu şu direğe bağlayacaktım. يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ, Medine'deki insanların çocukları onu maskara yapacaklardı. Onunla oynayacaklardı. Dalga geçeceklerdi. Kıymetli izleyenlerim, bundan şunu anlıyoruz. Süleyman Aleyhisselam Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine dua etmişti. Rabbi hebli mulken la yenbeği li ehadin min ba'di. Benden sonrakilerden kimseye vermediğin bir mülk tasarruf hakkı bana ver demişti. Süleyman Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak cinleri musahhar kılmıştı. Onları zincire vurabiliyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın bu duasını hatırladığı için efendim bunu yapmamıştır. Diyor ki Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, eğer o duayı hatırlamasaydım ben şeytanı tutacaktım, bağlayacaktım Mescid-i Nebevi'nin direklerinden birine. Artık çocukların kendisini görebileceği ve kendisiyle dalga geçebileceği bir noktaya gelecekti. Ama bunu yapmadım. Süleyman Aleyhisselam'ın duası hatırıma geldiğinden dolayı. Kıymetli izleyenlerim, bu hadis-i şerifi Kütüb-i Sitte'den İmam Müslim bizlere rivayet etmiştir. En sahih kitapların başında gelen Buhari ve Müslim sahih kaynaklardan kabul edilmektedir. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namazın içerisinde şeytanla mülaki olduğu, şeytanın kendisini görüp hatta kendisini tehdit ettiğini ateşten bir kıvılcımla, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz de ona müdahale eder gibi normal namazlarda olmayan bir durum gerçekleştiğini görmekteyiz. Ve an Nafi'in قال إن عبد الله ابن عمر مر على رجل وهو يصلي. Hazreti Nafi'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Namaz kılan bir insanın yanından geçer ve huve yusalli feselleme aleyhi selam verir ona. Feradda raculu kelamen adam da ve aleykümselam diye ona sözlü bir şekilde selamını geri alır. Feraca aleyhi Abdullah ibn Umar Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah bu zata döner. Fekale lehu اِذَا سُلِّمَ عَلَى اَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّ فَلَا يَتَكَلَّمْ وَلْ يُشِرْ بِيَدِهِ Sizden biriniz namazdayken kendisine selam verilirse وَعَلَيْكُمْ السَّلَامْ diye sözlü olarak almasın وَلْ يُشِرْ بِيَدِهِ eliyle beraber işaret etsin. Burada kıymetli izleyenlerim, namaz kılan kişinin namazda olduğunu bilmedi, farkında olmadı, selam verdi, anlaşılıyor. Dolayısıyla ve aleykümüsselam diye namaz kılanın selam verene cevap vermiş olması, namazın dışında bir hareketle meşgul olmasıdır ki bu namaz için sıkıntı olur. Dolayısıyla nihai olarak bize namazdayken namazda olduğumuzu bilmediği için, alıştığı için birisi selam verse biz ona ve aleykümselam cevabını veremeyiz. Peki el ile işaret meşru mudur? Nihai olarak efendim namazdayken bir insanın el ile işaret edilmesine de nihai olarak izin verilmemiştir. Yani ilk zamanlarda namazdayken konuşuluyordu. Hatta selam verenin selamı alınıyordu. Sonra selam verenin selamına işaretle yani namazlı olduğunu ifade ederek işaretle selam alınıyordu. Fakat nihai olarak namaz Allah ile tam odaklanma ve beşer ile mahlukat ile münasebetleri tam kesme kemalatını yakalamıştır. Biz namazdayken bize birisi selam verse ne sözlü ne de işaretle ona cevap vermeyeceğiz. Biz namaza odaklandık, o halinden anlar, bizim halimizden anlar namazda olduğumuzu. Evet, namaz kılana, abdest alana, Kur'an okuyana, sohbet dinleyene bunlara selam verilmez. Selam verilmesinin uygun olmadığı yerlerden birisi de namazın içerisinde olan bir insana selam vermektir. Hatta abdest alan bir insan dua ile meşguldür, abdestle, ibadetle meşguldür. Buna bile selam verilmez. Bizde efendim selam veren kardeşlerimiz Allah selamet versin, güzel bir şeye alışmışlardır, selam veriyorlar. Ancak ezan okunurken de, camiye girerken, ezan okunurken bile karşılaştıklarında selam verirler. Halbuki ezan okunuyorsa ezanı dinlemek görevi vardır. Dolayısıyla ezanda müezzinin okuduğu cümleleri tekrar görevi vardır. Müezzin Allahu Ekber diyorsa biz de Allahu Ekber diyeceğiz. Müezzin Eşhedü en la ilahe illallah diyorsa biz de Eşhedü en la ilahe illallah diyeceğiz. Müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyorsa biz de aynısını tekrarlayacağız. Sallallahu aleyke ya Resulallah birincisinde, karrat ayni bike ya Resulallah ikincisinde diyebiliriz. Hayya alessalah deyince müezzin la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Hayya alel felah deyince la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Allahu ekber, Allahu ekber deyince bu cümleleri tekrarlayacağız. La ilahe illallah deyince bu cümleyi tekrarlayacağız. Dolayısıyla ezan dinleyen Müslümanın görevi ezandaki cümlelerin aynısını tekrarlamak veya bir kısmında la havle ve la kuvvete illa billah demektir. Böyle bir vazife ile meşgul olan bir insana selam verdiğimiz zaman bizim selamımızı aldığı takdirde biz selam verirken veya o selam alırken bu vazifelerini aksatmış olacak. Veya bir başka ifadeyle meşgul olana, dua ile ezanı tekrar ile meşgul olana biz yeni bir görev yüklemiş oluyoruz. Bu doğru değildir. Genelde bizdeki alışkanlık itibariyle oluyor. Alışkanlık ayrı şeydir. İşin doğrusu ayrı şeydir. Demek ki abdest alana, namaz kılana, ezan dinleyene, sohbet dinleyene, zikirle meşgul olana selam vermek doğru değildir. El meşgulu la yuşgal. Meşgul olan meşgul edilmez. Zaten adam meşguldür.
Ayrıca biz de onu selam ile meşgul etmemeliyiz. Kıymetli izleyenlerim, şimdi dersimizde Babu Sehvi. Namazda insan yanıldığı zaman ne yapacak? Bizim çocukluğumuzda mahallemizde bir imam efendi vardı, yaşlı. Her cuma sohbetinde aynı cümleyi tekrarlardı. Dolayısıyla o cümle hem çocukların hem de cemaatin hatırında iyi kalmıştı. Derdi ki, kuldur beşer, elbet şaşar, eyler hata, dörder beşer. Halik'ten başka herkeste kusur var. Aynen bu orijinal cümleyi, hatta başını sallaya sallaya söylerdi. Kuldur beşer, elbet şaşar, eyler hata, dörder beşer. Yani kul beşerdir. Hata eder, 4 tane hata eder, 5 tane hata eder. Sonuçta insandır bu, beşerdir. Dolayısıyla insanoğlu namazın içerisinde hata edebilir mi? Edebilir. Peki bu hata nereye taalluk eder? Namazın içerisindeki yanlışlarımız, hatalarımız nereye taalluk eder? Neyle alakalı olur? Şimdi namazın içerisinde farzlar vardır, vacipler vardır, bir de sünnetler vardır. Diyelim ki iftitah tekbiri nedir? Farzdır. Kıyam nedir? Farzdır. Rükû nedir? Farzdır. Secde nedir? Farzdır. Fatiha'yı okumak nedir? Vaciptir. Zamm-ı sure okumak nedir? Vaciptir. Peki Sübhaneke okumak sünnettir. Rükûde Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnettir. Secdede Sübhane Rabbiyel A'la demek sünnettir. Tadil erkene riayet etmek farzdır diyen vardır. Vaciptir, orta görüştür. Sünnettir diyen de vardır. Demek ki namazın içerisinde yaptığımız ibadetler ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir. Dolayısıyla biz namazda unuttuğumuz zaman ne yapmış oluruz? Farzlardan bir farzı terk etmiş olabiliriz. Veya namazda vaciplerden bir vacibi terk etmiş olabiliriz. Veya namazda sünnetlerden bir sünneti terk etmiş olabiliriz. Namazın içerisinde bir yanlış yaptığımız zaman namazımıza zararı nedir? Seyif secdesi gerekir mi? Seyif secdesi o yanlışı telafi eder mi? Yoksa seyif secdesi gerekmez mi? Bu kararı verebilmek için yaptığımız işin ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani namazın farzlarını bilmeliyiz, vaciplerini bilmeliyiz. Namazın farzlarını biliyorsak, vaciplerini de biliyorsak, farz ve vaciplerin dışındaki yapmamız gerekenler de sünnet kısmına girmiş oluyor. Namazın farzlarını bilmek çok zor değildir. Küçüklükte çocuklara büyüklerimiz öğretirlerdi. Namazın şartları vardır. Dışındakilere şart, içindekilere erken denir. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit niyet derlerdi dışındakilere. İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sücud, kade-i ahire deyip de namazın içindekileri sayarlardı bize. Dolayısıyla namazın farzları çok sayıda değildir, ezberlenmesi zor değildir. Namazın farzları şunlardır. Şunlar da vaciplerdir diye bunu namazla ilgisi olan, namazı kılan kişi bilmelidir. Hangi açıdan bilmelidir? Birisinde yanlış yaptığı zaman namazına maliyeti nedir? Namazı bozar mı, bozmaz mı? Seyif secdesi gerekir mi, gerekmez mi? Seyif secdesi kurtarır mı, kurtarmaz mı? Bu sonuca varabilmek için bu bilgiye ihtiyaç vardır. Mesela diyelim ki namazın farzlarından bir farzı biz unutup terk edersek bu namazın seyif secdesiyle telafisi mümkün değildir. Diyelim ki biz rükû yapmayı unuttuk veya secde yapmayı unuttuk ve sonunda anladık ki biz rükû yapmadık. Seyif secdesi yaparsak olur mu? Olmaz. Yani namazın farzlarından bir farzı terk edilirse, yapılmamış olursa seyif secdesiyle bu kurtarılamaz. Vaciplerden bir vacip eğer unutularak terk edilirse seyif secdesi onu kurtarır.
sünnetlerden bir sünnet unutularak terk edilirse seyif secdesi gerekmez. Seyif secdesine ihtiyaç kalmadan namaz tamam olur. Diyelim ki namaza duran bir insan Sübhaneke'yi okumayı unutmuş. Direkt Fatiha'dan başlamış, Zamm-ı Suresini okumuş, rükû secdesini yapmış, neticede namazını tamamlamış. Selam vermeden önce Sübhaneke'yi okumadığını hatırlamış olsa seyif secdesi yapmasına gerek yoktur. O zaman seyif secdesi nereden gerekir? Baktığımız zaman seyif secdesi farzın tehirinden, terkinden olmaz. Farz terk edildiği zaman namaz yeniden kılınması lazım. Farzı terk ettiğimiz namazın sonunda anlaşıldı. İse bu terk bize namazın yeniden sil baştan başlanmasını gerektirir. Farzın terki telafisi yoktur. Farzın tehirinden, yani biz rükû yapmamıştık, gecikmeli olarak yaptık. Secdeyi yapmamıştık, gecikmeli olarak hatırladığımız zaman hemen secdeyi tekrarlayacağız. Ya tekrarlayacağız deyince yapacağız. Efendim, bu sefer ne olmuş oldu? Secdeyi biz terk etmiş olmadık, tehir etmiş olduk. Yani gecikmeli olarak yapmış olduk. Rükû vaktinde yapmamış olursak gecikmeli olarak tehir etmiş oluyoruz. Farzın tehirinden, vacibin terk veya tehirinden seyif secdesi gerekir. Yani bir vacibi, namazdaki vaciplerden bir vacibi terk ettik veya tehir ettik. Vacibin terki de, tehiri de seyif secdesiyle telafi edilebilir. Farzın sadece tehiri seyif secdesiyle telafi edilebilir. Sünnetlerin terk veya tehirinden bir seyif secdesi gerekmez. Kasıtlı olduğu zaman sünnetin tehiri namazda ciddi bir eksik olmuş olur. O sünnetin sevabından mahrum kalmış oluruz. Fakat unutarak olduğu zaman bir vebal, bir mesuliyet söz konusu değildir. Dolayısıyla sünnetlerin tehirinden veya terkinden seyif secdesinin gerekmediği kaide olarak efendim bilinmesi lazım. Bu girişten sonra Aleyhissalatu vesselam Efendimizin de namazda zaman zaman yanıldığı ve seyif secdesini bize bir takım hatalardan dolayı öğrettiğini görmüş olacağız. Bu konudaki birinci hadisi şerifi 1014 no'lu hadisi şerif olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz bizlere rivayet ediyorlar. Bukhari ve Müslim hadis kaynakları da bu hadisi şerifi bizlere naklediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İnne ehadeküm izâ kâme yusalli. Sizden biriniz namaza durduğu zaman kalktı, namaz kılıyor, namaza başladı. Câehu şeytanu, şeytan gelir ona. Şeytan rahatsızlık duyar bizim namaza durmamızdan. Nasıl karıştıracak kafamızı, nasıl bıktıracak bizi, nasıl kafamızı karıştıracak? Şeytan rahat durmaz. Çünkü namaza durduğumuz zaman Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine en yakın olduğumuz, en ciddi ibadeti gerçekleştirmiş oluyoruz. Böylece Allah'a yaklaştıkça, biz Allah'a yaklaştıkça şeytanın efendim sinir sistemi tabiri caizse bozuluyor. Ne yapar da bizim ibadet kalitemizi düşürecek, sevabımızı azaltacak veya engelleyecek? Câehu şeytan felebbese aleyhi hatta la yedri kem salla. Şeytan ona ne yapıyor? Karıştırıyor. Kaç rekat kıldığını ona unutturuyor. Dolayısıyla felebise de olabilir, felebbese de olabilir. Yani kişi kaç rekat kıldığını unutuyor. Niye unutuyor? Şeytan kafasına 40 tane efendim tabiri caizse vesvese sokuyor. Onu düşünüyor, bunu düşünüyor. Bazen insan 1 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre yol gider. Hiç aklına gelmeyen şeyler 2 rekatlık namaz içerisinde aklına gelir. Efendim,
Hiç düşünemediği şeyler namaz içerisinde hatırına gelir. Nasıl oluyor? Şeytan geliyor, karıştırıyor. Tabiri caizse çomağı sokuyor. İnsan namazın içerisindeyken kafası karışınca acaba ben kaç rekat kıldım? İkinci rekatte miyim? Üçte miyim? Dörtte miyim? Rekatlar şaşırmış oluyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizden biriniz namazı durduğu zaman şeytan gelir ona namazını karıştırır. Kaçıncı rekatta olduğunu, kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir. Hatta la yedri kem salla, ne kadar namaz kıldığını bilmiyor. Peki ne olacak? فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ اَحَدُكُمْ, sizden biriniz böylesine namazda kaç rekat kıldığını şaşırırsa فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ, namazda cülüs halindeyken yani otururken selamdan sonra iki kere secde yapmış olsun. Yani sehiv secdesi dediğimiz secdeyi gerçekleştirsin. Şimdi kıymetli izleyenlerim, sehiv secdesi iki secdeden ibarettir. Oturarak yapılan, yani ben unutur unutmaz hemen iki tane sehiv secdesi yapayım değil. Sehiv secdesi nerede yapılır? Namazın sonunda yapılır. Ne olarak yapılır? İki secde olarak yapılır. Ne haldeyken yapılır? Otururken yapılır. Ne yapıyoruz? Ettehiyyatü'yü okuyoruz. Ondan sonra selam vererek iki sehiv secdesi demek yanılmaz secdesidir. Secdeyi gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada bu hadis-i şerifte namazda kaç rekat kıldığımızı unuttuğumuz takdirde şeytan kafamızı karıştırdığı zaman bir sehiv secdesi yapmamız gerektiğini öğretmiş oluyor. Bunun detayları da şöyledir. İlerleyen hadis-i şerifler de bize bunu gösterecek. Ben başlangıçta hemen bu konuda bir karışıklığa yol açmasın diye yardımcı olayım. Diyelim ki biz namaz kılıyoruz. İki rekatlı bir namaz kılmış olabiliriz veya dört rekatlı bir namaz kılmış olabiliriz. Kıldığımız namazın rekat sayısında kafamız karışmış olabilir. Diyelim ki sabah namazının farzını kılıyoruz veya sünnetini kılıyoruz. Bunlar ikişer rekatlı namazlardır. Acaba ben birde miyim, ikide miyim diye tereddüt edersek namazda ne yapmalıyız? Karar veremiyoruz bir midir, iki midir. Eğer zann-ı galiple bir olduğuna, zann-ı galiple iki olduğuna kanaatimiz daha fazlaysa onu kanaatimizin galip olduğu cihetten devam ederiz. Yani hayır ben tereddüt ediyorum ama birdir diyorsak, hayır ikidir diyorsak zaten kararımızı verdik demektir. Zann-ı galiple karar verdik, burada problem yok. O şekilde devam ederiz, sehiv secdesine de gerek yok. Ancak karar veremiyoruz. Bir midir, iki midir? Ne yapacağız? En asgarisini kabul edeceğiz. Yani birinci rekat olduğumuzu kabul edeceğiz. Ama şüpheli olduğumuza göre ikinci rekat olma ihtimali de olduğuna göre bir rekat kılıp oturacağız. İki olma ihtimaline binaen. Sonra ayağa kalkıp bir rekat daha ilave edeceğiz. Selam verince sehiv secdesi yapmış olacağız. Dört rekatlı namazlarda iki midir, üç müdür? Üç müdür, dört müdür diye tereddüt ettiğimizde, bir tarafa karar veremediğimizde asgarisini, en düşüğünü baz alacağız. Fakat öbürü de olma ihtimali olduğuna binaen ne yapacağız? Her rekatte oturarak dördü tamamladığımıza kesin karar vermiş olacağız, kanaat sahibi olmuş olacağız. Yani üç müdür, dört müdür diye düşündüğümüzde karar veremeyince üç olduğumuzu düşüneceğiz. Ama dört olma ihtimaline binaen de ne yapacağız? Oturmuş olacağız. Üçüncü rekatı kılınca oturacağız. Dörde kalkacağız. Dördü kılınca da efendim ne olmuş oluyor sonunda? Biz ya gerçekten dört kılmış olduk veya beş kılmış olduk. Beş kılmış olduğumuza binaen, bir de arada oturduğumuza binaen bir sehiv secdesi yapmış olacağız. Demek ki namazda rekat sayısını karıştırdığımız zaman zann-ı galiple bir tarafa karar verirsek o yoldan yürüyeceğiz, sehiv secdesi gerekmez. Ama karar veremedik, hala beyne beyne kalmış isek, üç müdür, iki midir, üç müdür, dört müdür diye tereddüdümüz hala devam ediyorsa asgarisini, en düşüğünü baz alacağız. Öbürünün de olma ihtimaline binaen namazımızı tamamlayıncaya kadar her rekatte oturmuş olacağız. Sonunda sehiv secdesi yaparak, yani tehiyyatı okuduktan sonra selam vereceğiz.
tek tarafa selam vermekle de olur, iki tarafa selam vermekle de olur. İki tane secde yapacağız. Secdeden sonra tekrar tehiyyat salli bari okuyarak namazdan selam vererek çıkmış olacağız. Böylece sehif secdesi yanılma secdesidir. Namazdaki bizim eksiğimizi bu şekilde telafi etmiş olur. Kıymetli izleyenlerim, tavsiye olarak şunu söyleyeyim. Elbette insan zekası yerindeyken, düşüncesi yerindeyken namazda hata etmesi az olabilir veya uzun süre hiç hata etmeden namaz kılmış olabilir. Unutmamak lazım ki şeytan herkesi etkisi altına alabilir. Namazdayken Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de namazını karıştırmış mıdır? Biraz önce hep beraber dinledik, karıştırmıştır. Tavsiyem şu olacak, namazda şaşıran insanları hiçbir zaman ayıplamayalım. Onları kusura nispet etmeyelim. Çünkü bir mümin, mümin kardeşini ayıplarsa, o ayıpladığı konu başına gelmedikten sonra ölmez. Onun için asla namazda şaşıran insanları ayıplamayalım. O insan namaz kıldığına göre kaliteli bir insandır. Namaza devam ettiğine göre saygın bir insandır. Biz dua ederiz, Allah bizi de onu da daha sağlıklı bir namaz kılmaya muvaffak kılsın diye dua ederiz. Ve şöyle bir tavsiyeyle dersimi bitirmiş olayım. Namazda şaşıran biz olunca şaşırmış oluyoruz. Namazda şaşıran imam olunca arkasından dedikodu yapmamalıyız. Yani selam verdik, gittik çay ocağına veya evimize gittik, imamın dedikodusunu yapmamalıyız. Biraz önce arkasında namaz kıldığımız en ciddi vazifemizi ona emanet ederek Allah'ın huzuruna yaklaşmaya çalıştığımız o insanın dedikodusunu yaparsak hem ayıp olur hem de günah olmuş olur. Efendim, eskilerimiz, büyüklerimiz İmam Efendi namazda şaşırıp sehif secdesi yaptığı zaman namazdan sonra selef-i salihin toplanırlardı. İmam Efendi'ye giderlerdi. Derlermiş ki, İmam Efendi acaba bir sıkıntın mı var? Namazda şaşırabilirsin, biz de şaşırırız, sen de şaşırabilirsin. Ama bizim halledebileceğimiz bir sıkıntın varsa yardımcı olalım, daha sağlıklı bir şekilde bize namaz kıldırmış olursun derlerdi. Büyükler böyle yardımcı olmaya çalışırlardı. Şimdiki zamanda da durum değişmiştir. İmam Efendi namazda şaşırırsa çay ocağında cemaat bunun dedikodusunu yapmaya başlar. Kim bilir şunu mu düşünüyordu, bunu mu düşünüyordu? Sana ne kardeşim yani? Senin söylediğin suizandır. Böyle bir görevin de yoktur. İnsan olduğuna göre insan, sen de unutabilirsin, imam da unutabilir. Bunun dedikodusunu yapmaya gerek yok. Eğer olgun bir tavır sergileyeceksen namazdan sonra gidersin İmam Efendi'ye, dersin ki Hoca Efendi bir sıkıntın var, yardımcı olabileceğim bir derdin var diye sorarsın ve gerçekten yardımcı olabileceğin bir sıkıntısı varsa ona yardımcı olmaya çalışırsın. Böyle bir tavır olgun bir tavırdır. Selefi Salih'in tavrı böyleydi. Kıymetli izleyenlerim, bir dersimizin sonuna geldik. Bu konuyla ilgili, yani sehiv secdesiyle ilgili Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hayatından anekdotlar önümüzdeki hadis-i şeriflerde gelmiş olacaktır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yüce Rabbim sağlıklı, kabule şayan namaz kılmaya her birimizi muvaffak eylesin. Şeytanın irdelediği ve namazın kalitesini düşürdüğü insanlardan olmaktan bizi ve namazlarımızı muhafaza eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.